Şimdi ben de direkten döndüm, Inter'e gidiyordum az kalsa. İşte ya. Direkten döndüm. Niye yani, gidemez miydin? Gidersin tabii. Uçma diyorsun da ciddi söylüyorum. Bir gün ben Pescara İtalya Türkiye milli takımında, o zaman bizim ya, ben sana iyi topçuyum diye söylemiyorum. Ama öyle bir deli ki abi, ciddi bir deli ki. Aynen söylemiyordum. Sana söylemiyordum. Ya abi sende nasıl bir arşiv var bari, helal olsun ya. Muazzam. Hayır, o Volkan'ın hata yaptığında 15 gün önce Kuranyi'ye de kaptırmıştı Şarkeli. 2-1 yendiğimiz maç. Evet. Bir gol bir asist yapmıştı o maçta. Hayır Altan abi, öyle bir deli, ciddi misin yani, saçmalıyor bu hayali satma gibilerinden de, her neyse. Şimdi o maçta çok iyi oynamıştım. O zaman da Vieira'nın menajeri gelip izlemişti beni. Maç bittikten sonra tabii bizden bir gün sonra amil takım oynuyor. Aynı uçakla, kafileyle beraber geri dönüyoruz ülkemize. Gelirken Emre abiyle Okan abi geldi yanıma. İşte dedi, Okan böyle böyle bir durum var dedi. Yani seni çok beğendi, başkan sordu bize dedi. O zaman bilmiyorum Inter'in başkanı kim. Başkan seni bize sordu dedi. Biz de gerekli olan cevabı verdik. Ben var ya, acayip mutlu oldum. Gittim hemen kulübe, hocaya, başkana falan böyle böyle anlatıyorum falan. Bekliyorum izlemelerine gelmelerine. Genel İzleyen yok, gören yok. Ama işte olur. Oluyor yani böyle bir şey. Yani. Formaları bile, formaları bile gurur verici bir durum oldu. Kesin Avrupa'ya giderdim. Kesin ya. Ben giderdim. Fiziği yani. Var, sürece var. O zaman da gitmek istedik var. Ama şartlar yani çok zordu ama yani. Türkiye'de de iyi para kazanıyordum. Yani fena değildi ama. Şimdi daha iyi para veriyorlar. Abi, Avrupa sana bakmıyordu. Yani bizim dönemi, şimdi abi, nasıl biliyor musun? Para pul alamıyordun. Tabii tabii. Aynen öyle. Şimdi nasıl biliyor musun peşinat abi? Peşinatı aldın. Ya bir de bitti, şöyle abi sen. Bitti. Bir daha şimdi, para mara yok. Aynen o zaman bizim dönemimizde nasıl biliyor musun abi? Üçe bölüyorlar. %30, %30, %30 öyle yani. O sonra da maç başı oldu. Dediği gibi maç başı. Şimdi bu zamanlar bakıyorsun abi şu andaki oyunculara. Yani %80'ini peşin alıyor. Maaşı yazıyorlar. %20'sinde garanti. Yani %80'i mesela kaç bu 1 milyon aldı. 200 bin dolarını alıyor nakit. 200 bin dolarını aylık aylık alıyor. 80-80 bin. Programdan önce bizim zamanımızda abi adam geliyor sana maç başı veriyor diyelim 300 bin dolarını. Geri kalanını abi alabilirsen al, alamazsan bir sürü illegal şeyler de oluyor. Mesela adam prim alıyorsun. Artık TFF biliyorsun. Tabii tabii. Şimdi o zamanlar maçı kazanıyoruz mesela, prim alıyoruz maçtan sonra. Makbuz veriliyor. Makbuzun üstünde normalde maç başı veyahut da prim yazması gerekiyor. Biz de tabii genciz, bilmiyoruz. Prim aldığımız makbuzu imzalıyoruz. Yukarıda boşluk tutuyorlar orayı. Yukarıda sen girme. Çok fazla boş. Yukarıda özürüm. Avrupa ile ilgili bir anımı anlatayım mı? Yani ben Avrupa'ya aslında çok zorladım oyuncuları gitmek için ama hani istediğim takım bulamadım o dönemlerde. Ha. Tabii gideyim diye istedim de o zaman çok çıkış yoktu. Fazla hani onu belli oyuncular gidiyor. Bir geride kaldı ya. Ya İspanya liginden ikincilik vardı o zaman. Ha, ona gitmek istemedim. Evet. Sonra Siirtepaspor'a gittiğimde o zaman 2000 yılı işte 26 yaşındayım yani. Baktığında. Graham Souness da o zaman beni Galatasaray'a almıştı daha eski zamanlar. İyi tanıyor. İşte Alpay'ı Aston Villa'ya referans oldu. Tugay'ı Rangers'a, oradan İngiltere'ye referans oldu. İskoçya belki yapsaydı. Bizim Galatasaray'da oyuncuların hepsi İngiltere'ye giden referansı Souness'tır. Referans da ayrıdır menajerlikte. Ondan da para alabiliyorsun. Yani referans olarak da oyuncuları söyleyebiliyorsun. Bazısından alıyorsun, bazısından önerebiliyorsun. O zamanki başkanla ilgili işte Sergen işte anlattım işte Siirt'e gelmedi, geliyorum dedi. Biz kaldık orada. Alpay sonuçta gitti. Oktay oradan gitti. Hepimiz oraya gittik. Bir tek ben orada kaldım. Şampiyon olduk o sene. Çıktık Süper Lig'e. Dedi ki başkan, ya dedi Graham Souness'la konuştuk dedi. Senin dedi tanıyor ve çok beğeniyor. Çalışmışsın zaten dedi. Evren daha çok genç oyuncu dedi. Halbuki ben 26 yaşındayım da bize tabii o zaman geçti. Onu dedi ben İsrail'e, Maccabi Haifa'ya gönderin dedi. Satalım. İyi de para. Oradan İngiltere'ye gelsin. Bir yıl orada oynasın. Hem İngilizcesi gelişsin. Hem ligi bir tartsın. Dedim benim İsrail Ligi'nde ne işim var ya? Bak şimdi. Türkiye Ligi varken. 500 bin dolar da para verdiler ha. Başkan bana dedi. Siz iyi bir menajeriniz falan yok herhalde. Yani sizi böyle yönlendiren birisi olmuyor herhalde. Ben dedim herhalde İsrail'de ya. Oynamam, ne işim var dedim. İsrail falan gitmem dedim hayat. O anki şeyde i̇şte, gitmem dedim. O hatalar çok oluyor işte maalesef. Hani oradan işte adam halen daha 26-25 ne ki? Tugay gitti 35. Ya Tugay 30. Ben hiç unutuyorum ya, Galatasaray maçındayım. Yeter artık, millet Tugay'a nasıl biliyor musun şeyde, yeter artık bilmem ne şu bırak artık şunu. Yani Tugay Galatasaray'dan neredeyse kovularak gitti. Adamın kariyerine sonraki ne kariyer yaptı orada ya. 30 yaşından sonra Avrupa'yı salladı yani, İngiltere'yi salladı yani. İşte bizim işte Türk futbolcusunda maalesef işte sizde de varmış. Yani bir mental olarak sizi yönlendirecek insanlar. Mesela ben şimdi şeyde de görüyorum, konumuzla alakası yok ama futbol bizim şey teknik adamlarda da. Yaptıkları yorumları o kadar yanlış görüyorum ki mesela şey röportajları. Yani oradan da bir kendine eksi yazıyorlar. Kaç tane teknik adam Avrupa'da çalışmak istiyor? Mesela şu an hedefleri kaç tane sayabiliriz? Bilmiyorum. Fatih Hoca gitti bir. Başka giden o bile yeterince gitmedi ki bence. Yani Milan, Florentino sonuçta. Ben Fatih Terim olacağım. UEFA kupasını kazanacağım. Yani. Sonra şey bir kere gideceğim döneceğim sonra. Ya ben hayatta yapmam ama şimdi ben Fatih Terim değilim ki, kafasında ne var bilemem ki. Ama ben olsam giderdim yani. Şenol Güneş olacağım. Tek başına. Şenol Güneş olacağım. Dünya Kupası'nı 3. yapacağım Türkiye'yi.
Ondan sonra gideceğim ama bir Avrupa görmeyeceğim. Bak şimdi de şöyle bir şey söyleyeyim. Türk futbolcusunun doğru çalışırsa nelere geleceği için de 3 tane örnek vereyim. Bir tanesi Kerem. Erzincanspor'dan geldiği nokta. Öbürü Barış Alper. Keçiören gücünden. İsmail Yüksek. Yani Gölcük'ten falan. Geldiği noktalar. Melih Demirer, Karamürsel'li çocuk. Geldiği nokta Zeki İstanbulspor'dan. Yani çalışıyorsan ve işine kendini veriyorsan Avrupalı seni buluyor artık. Artık buluyor. Mesela İtalya Serie A Türk artık pazarına çok iyi bakıyor. Artık buluyor işte. Bravo. Yani bence işlerini iyi yapmalı. Neden buluyor? Kalite yok artık abi. Eskiden mesela çok kaliteli oyuncular vardı. Anadolu takımlarında bile yani evet. Yaratıcı 3. bölgede, 2. bölgede. Ya biz onu diyoruz abi. Sen bugün Kahramanmaraş'tan şimdi, bir Şifo Mehmet gelir mi bir daha İlbeşiktaş'a? Ama şimdi imkansız ya. Ben size söyleyeyim o kadar net yani. Bir oyuncular yok artık. Şimdi onlardan dolayı bunlara fırsat doğuyor. Tabii tabii Maradona'lardan Kvaralara düştü. İşte yani onu diyorum. Orada da yok tabii. Onlarda da onlarda yok. Da aynen. Yok. Ama bu tabii değişik bir şeye geliyor. Gençlik, PlayStation, bilgisayar, şu bu falan hani buralarda gençler zamanını orada harcıyor artık yani. Hani bugün şimdi biz sokağa sabah çıkardık. Evet, akşam benim kendi yeğenim çocuk ayağına top değmiyor. Üzülüyorum mesela yani. Ya hani yok çünkü çocuk o şeyde kulağında kulaklık bilgisayarın başında bitiyor. Ben mesela kulüplerdeki belli scoutları genç çocuklardan tutarım PlayStation oynayanları. Ya o bak o da şey. Ciddi söylüyorum ama yani. Başka bir şey daha var. Onlar nasıl çok bir tane alırım. Etrafımdan yani. Biliyorum. Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Altınordu, Altay hep futbol okulları açtılar. Birçok yerde. Halı sahalarda. Ya yok ya ona da gidip benim başka bir yeğenim de çocukcağız. Enişte gel beni izle Fenerbahçe'de ben oynuyorum diye. Fenerbahçe'nin futbol okuluna gitti. Tamam. Ay bak Çubak resmi Fenerbahçe değil ama futbol oynama ortamları ya, var. Yapıyor da şöyle yapıyor işte. Yani benim gördüğümü söylüyorum. Belki gelişmişse ben 10 sene önceden bahsediyorum. Senin çocuk bir kaleye geçiyor. Bir bakıyorum öbürü forvete geçiyor. Şimdi sen kaleye geçiyor. Evet. Yani anladın mı? Ondan sonra çocuk diyor ki ben Fenerbahçe'de oynuyorum falan yani. Şimdi bizim genelde Türk oyuncular ekstra çalışmayı sevmiyor. Ya bunu Avrupa'ya gittiği zaman mecbur çalışıyorsun o ortamda. Tuncay anlatmadı mı? Bu da öyle çalışsa zaten direkt zaten. Sen mi anlattınız? Ben mi? Şimdi bir yerden duydum. Yanlışım olmasın. Çok konuşuyoruz herkesle. Tuncay şeye gidiyor işte Middlesbrough'a. İdmana çıkarıyorlar salona. Salonda diyor 2 saat çalıştık. Ben idman bitti diye tam dönüyorum diyor. Nereye dediler diyor. İdmana çıktık bir de üzerine diyor. Yani. Bir de çok koşan oyuncu yani Türkiye'de. Bir de Türkiye'nin çok... şeyi hani fizik olarak. Evet. En yüksek oyunculardan bir tanesi yani. O yüzden bayağı bir aramızda oralarda fark var ama mesela ben de o farkı anlayamıyorum işte. Yani hani altyapı farkı, beslenme farkı bunları anlarım da idman saati farkı ne demek abi? Yani adam 1,5 saat fizik kondisyon çalışıp üzerine de toplu idmana çıkıyorsa bizde niye çıkılmıyor mesela? Şimdi yani? Mesela sezon başı bütün takımlar antrenman yapıyor Avrupa'da da. Diyoruz ya biz aynı neden, antrenman yapıyor biz muyuz? Neden, sen tabii şimdi yapıyorsun artık. Birebir yani, aynı yapıyor musun? Yani abi şu an teknoloji yani her yani sene değişiyor. Atıyorum, bütün bugün Alanyaspor'un antrenmanıyla Manchester United antrenmanı aynı mı hemen? Abi niye aynı olmaması? Bilmiyorum işte soruyorum işte. Artık Tuncay diyor şimdi bilgisayar ortamında hepsini onlar da yayınlıyorlar antrenman programlarını. Hepsinden alabilirsin. Kendin de üretebilirsin. Herkesin artık teknoloji olarak gelişti. 8-10 tane hoca var. Herkes bir şekilde en iyisini yaptığı için çalışıyor. Çalışıyor. 5 ekip çalışıyor. Ekstra kondisyon çalışıyor. Hayır, hayır, fizik olarak diyor. Biz, mesela Arda gitti adam bambaşka bir şey oldu. Konan'a döndü yani. Yavaş oynanıyor. Niye bizim oyuncular daha fizik olarak düşük? Yani aynı kamp. Tamam işte onu söylüyorum yani size. Aralarında çok büyük farklar yok. Aynı idmanı neden yapıyor muyum? Ben yapmıyor bence diyor. Taktiksel farklılıklar var. Taktiksel altyapısal farklılıklar var. Taktiksel farklılıklar. Bir de abi teknik direktör yetersizliği var. Teknik direktör altyapıdan yetersiz yetiştiği için futbolu bırakınca yanına aldığı ekip bizim onlara göre taktik. Mesela bir şey yapıyoruz. Oyunu cesaretle yürekle oynuyoruz. Onlar akıl ve taktikle oynuyorlar. Aynen. İdmanımsı mı? Yapıyor. Taktik sadece yeterli değil. Tempo da önemli olan. Yetenek de bak. Şimdi onların yetenekleri, tempoları, taktikleri, antrenmanları ama çok farklı. Ama ben bizim yetenekli olduğumuza inanıyorum. Bizim abi Türk futbolcusu, bizim Türk futbolcusu. Evren abinin dediği gibi çalışmayı sevmiyor. Ama adamlar oraya gittiğinde daha istişiplini var. İstişiplini. Adam çıkıyor abi. Ekstra antrenmanlar yapıyor maçlardan sonra. Ya ben biliyorum Sergen Hoca'ya Del Bosque dedi. Sen dedi bu benim yaptığım antrenmanları dedi. Yapmıyorsun ben seni oynatmam. Ama dedi orada dedi Real Madrid'de Zidane Beckham dedi. Bu antrenmanları yapıyor ve antrenmanlar seninkini sonra ekstra yapıyor diyor. Ekstra yapıyor dedi yani düşün. Yani adamlardaki Necip, iş disipliniyle bizim arasındaki Necip fark. Necip hayır ne fiziksel olarak 360 gün maça koy oynar. Taktiği de son derece yerindedir. Yani hiçbir zaman taktiğin dışı ama teknik olarak yetersiz. Yani bizim ama iki tarafı yapan oyuncumuz az. O da işte bir tane çıkıyor. Abi adamlarda avantaj var bir de. Ekonomik avantaj. Gidiyor en çabuk oyuncu alıyor. Evet. En süratli aynen. Oyuncu alıyor. En iyi çalım atan oyuncu alıyor. Bu da mesela. Ama bir dakika şimdi sen kendi farkındalık yaratıyor. Şimdi seni gençler hatırlamaz. Güçlü olmazsa istediği kadar yetenekli bir, olsun. Bir, Okan Koç. İzlediğimiz en süratli, en teknik, evet. En yetenekli oyuncu ama ne oldu? Bir yerde çakıldı. Sen ne diyorsun? Şimdi ilk kafam olsa evet, diyorsun. Evet, evet. Ama işte senin, ben de şunu söylüyorum. Ben çalışmayı sevmiyorum. Çalışmadım ki abi çok fazla. Hiçbir iş
insan inisiyatifine bırakılacak kadar uz değildir diyor. Evet, yani doğru, seni birileri bir şeylere zorlamak zorundaydı, evet, yani bravo, anladın mı? Bravo. Hani gerekirse işte... Ama o belli bir yere gelmiş, Beşiktaş'a gelmiş artık. Ama Türkiye'de bak... Hayır, Beşiktaş'a bak, girebilmiş yani ya o yetenekte o ama şey... Ama çok daha iyi yerlere giderdi tamam, diyorum. Tamam ama yani... Devamlı şimdi yani adam biraz daha... Kalamaz. Bravo, Türk futbolcusu mesela adam kadroya çıkıyor. Şimdi bak, kadrosu yoksa olsa, içmeye gidiyor mesela. Teknik direktör olsa, evet, Beşiktaş'ın eline verirse Beşiktaş'la oyuncuları daha çok çalıştırır, evet, daha çok örnek bırakmadı. Mesela, örnek Çanakkale'deyken yani antrenman yapmıyormuşuz. Gençler Birliği'ne bir geldim abi, Ersun Yanal dönemi. O işte Ersun Yanal bilgisayar kondisyon, lakta kasetleri falan filan. Gitti tempo koyuyordu futbolculara. Bir hafta, iki hafta, bir ay bir baktım gidemiyorum, koşamıyorum. Geriye iyice atıyor beni. Hocam dedim yani ben dedim bu Okan değilim ben dedim. Daha çabuk, daha süratli futbolcuydum ben dedim. Vurdum mu gidebilen? Bekle dedi, sabret dedi. Doluyorsun dedi. Yüklemeleri alıyorsun ama o zamanlar işimi yapıyordum. Aradan 6 ay 7 ay geçti. Tabii yıldızlaştım ya. Bir tane takım kaptanı Cafer abi geldi yanıma. Ya dedi Okan dedi, çok antrenman yapıyoruz dedi, farkındayım dedi, çok yoruluyorsun dedi. Ben senin gibi de şu anda ön planda olsam, yıldız olsam bu antrenmanların yarısını yapmam dedi. Sen zaten yürüyerek top oynarsın dedi. Tabii bazen işte böyle şeyler de oluyor yani. Sen dedin ya az önce mental olarak yanında işte bazen yanlış da yönlendirilebiliyoruz ama o belki o an benim saçımdan kötü değil. Ben çünkü isyan ediyordum. Çok ağır antrenmanlar yapıyordum. Çalıştıran hocayı iyi oldu. Biraz da gaz verdi bana. Antrenmandan kovuldum o gün. Okan hiç ekstra çalıştın mı antrenmandan sonra mesela önce? Antrenmandan önce çalışıyordum. Sonra? Çok antrenmandan sonra da çalışıyordum. Bir gün bak 2008-9-10 o aralardan birinde Samandıra'ya gittim. Akşam saati. İdman'ın sonunu seyrettim. Baktım bir oyuncu orada çalışıyor. Yanında bir oyuncu daha var. Frikik çalışıyorlar. Biri Alex'tir. Biri Alex, öbürü de Özer Urmacı. Kaleye de Ertuğrul'u geçirmişler galiba. Fenerbahçe'nin 4. kalesiydi o zaman. Bir saate yakın frikik çalıştılar. Alex hani Özer Alex'e bırak falan bir şeyler yapıyordu ya. Orada nasıl frikik atacağını gösteriyordu. Yani şimdi biraz da insanın içinden gelme. Hacı'nın, Emre Belözoğlu'nun belli bir noktaya gelmesindeki katkıları. Yani takımın büyükleri de çalışmayı sevecek arkadaş. Takımın büyükleri çalıştıran teknik direktörü yiyor bizde. Anlatabiliyor muyum? Fazla çalıştırınca o teknik direktörü yiyor. Neydi hocanın adı? Çok meşhur hani Afrika'da falan çalışmış. Kulakları evet, çınlasın. Evet, neydi? Evet. Ajax altyapısına falan çalıştı. Ha, Muhsin Ertural. Muhsin Hoca gitmiş bir yere işte X takıma da ismi lazım değil. İdman programı şu bu bir program yazmış. Daha ikinci gün diyor kapı çaldı diyor. İşte senin şey gibi kaptan geldi diyor. Hoca bu bize ağır gelir bu idman deyip şeyi atmış yani. Hani bu tip şeyler ama diyorum ya yapı yanlış olduğu için bizde. Kulüp yapıları da yanlış, yönetici de yanlış. O da i̇şte yanlış, örnek, bu da yanlış olunca. İşte o bir tane adam gelip önüne kağıdı atıyor yani anladın mı? Yani oyuncuların önünde bazen işte böyle seni hani zaten çok yeteneklisin. Antrenman yapmana mı gerek var? İşte ne bileyim daha farklı şeyler olduğu zaman da seni etkileyen şeyler oluyor. Bak şimdiki futbolculara sadece takım antrenmanıyla bir yere gelemezsin. Hem bireysel çalışma hem mental olarak bir tane bir adam tutacaksın. Şimdi kim getirmişti? Birisi getirmiş. Abi, teknoloji yeni çok... Yanına şeye getirmiş. Şimdiki oyuncular çok değişken. Sosyal medya elinde abi. Yasin Dortmund'dan antrenörü getirmişti Galatasaray'a transfer olacağı dönemde. Yasin Dortmund altyapısına çalıştı. Ya diyoruz ya maça nasıl... Yani yeni yeni bu sene de bir Beşiktaş'a gelenlerden biri... Ferdi Abu Bakar getirmiş galiba ya. Getirdi. Abu Bakar çıkış yaptı dedik ya. Evet, konsantrasyon dedi. Problemi diyoruz hep bu. Oyuncu niye konsantrasyonu dağılıyor devamlı çok çabuk? Çünkü çok dışarıda çok şey var. Yani futboldan başka çok şey var. Onun için bir tane kendine bir mental olarak onunla konuşabilecek, devamlı buna konsantre edebilecek birisi lazım yanında. Ama işte yani bu aslında ben hep şunu söylüyorum. Konuşacak. Bir film var. Artık öyle Avrupa'da yani hepsi tutuyorlar. En ünlüsü de en şeyiydi. Genç Maguire mı? Şey Tom Cruise'un bir menajerlik filmi var. Ben mesela çok o menajerlik sistemini Türkiye'de yerleştirmek çok isterdim. Yani bizim Türkiye'deki menajerlik çünkü biliyorsunuz şey hani git idman şey, sözleşmeyi yap avukatlık gibi aslında noter gibi daha doğrusu. Parayı. Senin adına para konuşuyor. Oradaki o Jerry Maguire'di galiba film. Tavsiye ederim herkese yani izlemeyenlere. Tom Cruise'un bir şey tabii o basketbol ya da Amerikan futbolu galiba üzerine ama önemli değil. Önemli bir futbolcu adam hayat koçu gibi çalışıyor. Yani o futbolcunun nasıl yaşayacağına da karar veriyor. Parasını nasıl kullanacağına da karar veriyor. İşte beslenmesine de karar veriyor. Futbolcunun içinden gelmesi gerekiyor. Ama işte sana ona da inanacaksın. Işte, bravo. Sen inanacaksın. Yani o futbolcu işte olay ne biliyor musun? Futbolcu işte dediği gibi Okan Koç elindeki değeri bugün anlıyor. Yani Okan Koç. Yani ben Okan örneğinde veriyorum yani. Hani, evet, evet. Çünkü hakikaten bana doğru, göre çok daha iyi yerlere gelebilecek bir oyuncuydu yani. Hani gene iyi yerlere geldin tabii ama yani çok rahat Avrupa görecek bir oyuncu olduğu için söylüyorum.
O yüzden biraz burada bizim işte şey de olması lazım. Hani hepsinin birleşmesi lazım ama hani o kulüp yapısına da geliyoruz. Avrupa'ya örnek almak lazım. Şudur budur. Buna girersek birçok yere gireriz. Evet. Çok aslında konuyu da tabii çok dağıttık. Yani futbolun her konusu zevkli, keyifli ama. Konuştuğumuz bu konular daha güzel bence. Evet evet. Bence hani durumunu zaten şöyle bir şey. Bravo. Meraklısı, her hafta daha güzel. Meraklısı keyifli izliyor. Bu arada Trabzonspor'da büyük ihtimal Nenad Bielsa ile yarın sözleşmeyi imzalayacak ve Sivas maçına çıkacak. Öyle mi? Evet. Vallahi ben Bielsa'yı alıyorlar. Bielsa'nın çok iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum. Yani Avusturya liglerinde çalıştı. Galiba Spezia'da, İtalya'da bir sezon çalıştı. Dinamo Zagreb var, Lech Poznan var. 51 yaşında. Fenerbahçe'de almak istiyordu Emre Belözoğlu döneminde. Evet. Erol Bulut'u ben bir tercih. Kere yani onu ya ben de şunu futbol mantalitesiyle ilgili yorumlara denk geldim. Çok bana göre başarılı bir isim. Büyük takımlarımızda yabancı hocalar çok başarılı olamıyor bana göre. Kaldıramıyorlar. Yani onlara biraz daha sabırlı olmamız gerektiğini söylüyoruz ama Trabzonspor'u de biliyorsunuz biraz daha sabırsız bir şeye profile sahipler. Yani kolay ben başarılı olacağını düşünmüyorum. Piyasa. Bir de mesela oyuncular şimdi ben mesela şu dönemde olsaydım, oynasaydım bireysel olarak 5 tane birbirini tanımayan hoca tutardım kendime. Hem fikir alışverişi olarak hem kondisyon hocası hem şey 5 tane. Niye? İyi para kazanıyorsun. Bunu en iyi şekilde yapmak için her yönden beni konsantre olarak hem maça hem hayata hazırlayacak 5 tane adam tutardı. Birbirini tanımayan hoca tutardı. Bu çok önemli bir şey. Ya ben bir kere yani, çok doğru söylüyorsun. Bunlara yani, ihtiyaç katılıyorum. Var. Özellikle şimdiki oyuncular yapıyor mu bilmiyorum. Yapanlar Anadolu'dan var. Ya da işte küçük takımdan büyük takıma gelen futbolcu resmen bana göre şok yaşayarak geliyor. Yani hem buraya geldiği hayat bambaşka bir hayat oluyor. Büyük takıma geldiyse orada gördüğü ilgi bambaşka ilgi oluyor. Onu abi, bazen kaldıramayabiliyor. Sorumluluk farklı. Şimdi Anadolu takımı çok anormal bir ilgi geliyor. İşte ondan yani. Dolayı diyorum ilgi, sorumluluk yani ağırlık var üzerine bir anda Anadolu takımlarında istediğin gibi hareket edebiliyorsun. Çok fazla göz önünde değilsin. Yani sahanın içinde affedersin tabiri caizse kademeye girmeyebilirsin. Salaya atabilirsin. Veyahut da baskı. En ufak hareketin gözaltı. Tabii burada mesela en ufak hareketin dediğin gözaltı. Medya var, baskı var. Tribünlerin baskı. 20 milyon camiaların kitlelere hitap ediyorsun. Kolay değil bunları kaldırmak. İşte Evren abim dediği gibi mental olarak hazırlayacaksın kendini. En azından yanında yaşam koçu dediğimiz tarzda profilde insanlar seni alacak. Bir şekilde yönlendirecek. Sen de çok güzel bir şey. Aynı şeyi düşünür. İnanmışlık olacak. Ona inanacaksın. Kendine de inandıracaksın. Ama bunlar zor oluyor. Hep taktik ne diyorum mesela bak. Eksiyiz. Yerli futbolcular niye bizim ülkemizde mesela büyük takımlarında Anadolu'dan gelen başarılı olamıyor? En basiti ben söylüyorum. Yetenekli mi? Yetenekli. Tamam Anadolu takımlarında yapabilir. Burada da yapabilir mi? Rahat olsun. Yapabilir. Ama o baskıdan dolayı ve olmuş hissediyor kendini. Yani yeterli görüyor. Yeterli gördükten sonra 1-2-3 şans geldiği zaman o şansı da değerlendirmedikten sonra direkt aşağı gidiyorsun. Şimdi mesela dördümüz burada bir çizgi halindeyiz değil mi? Savunma oyuncularıyız. Taktik olarak baktığında. Şimdi Süper Lig'de taktik olarak nerede top rakipteyken oyuncu nerede duracağını bilmiyor. Şimdi dördümüz buradayız. Benim şurada durduğumu düşün. Dalıyorum oyun içerisinde. Çünkü ben konsantrasyonum yok çünkü. Evet. Oyunda değilim. Futbol böyle bir oyun. Her saniye her dakika oyunda olacaksın. Ben şurada durduğumu düşün. Ofsaytı bozdum atasa top. Evet. Daha önde olsam arkasını atsa sıkıntı olabilir. Yani bunu hep orta saha ve şey, ofansif hepsi bir arada. Avrupa'yı izlediniz mi? Adamlar çizgi gibi gidip geliyorlar. Bunu çalışmışlar. Bizlerdeki taktik şeyimiz hiç yok. Biz oyunda her an 5 dakika işte, çok konsantre. Maç başında iyiyiz ama 20. dakikadan sonra kopuyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Bir tane oyuncu orada o hata yaptığı zaman ya ligde oynayan hocam yanındaki adama bakmıyor. Kademesiyle yani alıyor, orada illa alıyor. Koşman geliyor. Gözünle bile işte, hocalar da mı yetersiz acaba? Yani evet. İnan bak biz gençliğimize işte, ben yetersiz. Böyle futbol konuşa bazen utanıyorum sizin yanınızda futbol konuşmaya. Hani şey bizim kariyer yok da. Ama bizi bağlarlar da abi. Hayır hocalar da buraya geldik. Bak hocalar başka bir şey bazı hocaların da günahını almayalım abi. Biz de bunu defalarca bek oynadığım zaman kademe hatası yapıyorum. Tabii pozisyon gereği geride kalıyorum. Ofsaytı bozuyorum ama hocalar maçlardan sonra kardeşim biraz daha dikkatli ol. Birbirinize bakın. Hocalar da uyarıyor ama işte futbolcu kendini hazırlamıyor. Hayır bağlıyorlardı ya. Bak inan. Hikmet Hoca yaptı bize antrenmanda yaptı. Bağlıyordu, ipleri bağlıyordu. Şeyle böyle hareketi beraber yapıyorsun. Alışıyorsun ona işte yani. Ama bunlar daha çok düşünüyor. 2 milyon euro kazanan futbolcu yıllık. Ne kadar yapıyor yaklaşık? 42 milyon lira falan yıllık yapıyor. 42 milyon lira yıllık gelir elde etmek için bir sanayi işletmesini kaç kişi kuracak, vergisi var, çalışması, elektriği, suyu, kirası, yükümlülükleri, pandemisi, hastalıkları, depremi, bilmem nesi, o parayı. Şimdi her biri iş adamı kadar zengin, yatı var, bilmem ne, atalı var. Yok işte. Hayır, şunu söylemek istiyorum. Şimdi teknik direktörün karşısında çocuk yok. Adam 19-20 yaşında 2 milyon euro kazanıyor. Yani Nagelsmann'ı yediler ya.
Premier Lig belki de son 10 yılda ilk defa bu kadar çok teknik direktör değiştiriyor. Chelsea 3. teknik direktör değiştirdi. Yani yiyorlar hocaları. Örgütlenip yiyorlar. Artık bunun Türkiye yabancısı da kalmadı. Yönetimler buna uyanacak Türkiye'de. Mümkün olduğu kadar hocanın arkasında kalacak. Mesela Galatasaray şampiyonluğu mu kaybetti? Arkasında duracak. Fenerbahçe şampiyonluğu mu kaybetti? Jorge Jesus'un arkasında. Başka türlü olmaz. Başka. Bak Ancelotti yiyorlardı. Zidane'ı getiriyorlardı. Geçen sene Şerif Trasbol'a yenildiler kendi sahalarında 2-1. Bir şey tuttu. Başkan tuttu. Avrupa şampiyonu oldular sezon bitiminde. La Liga'yı kazandılar. İnanılmaz tarih yazdılar ama sezon başında hiç favori değildi. Yani bence istikrar hayatın her alanında önemli. Bizde neden biliyor musun? Bak. Gordon Milne 3 sene şampiyon olamadı. Siz şahit işte. Oluyor musunuz bilmiyorum. Ben olaylara çok girmiyorum ama Türkiye'deki şeyi hatırlıyorum. İki tane AVM'ye gidersin. İki tane kaliteli restorana oturursun. İki menajerden sana bir haberler söyler. Daha acayip haberler. Bir selfie çekersin. Bir bilmeme yaparsın. O haberi satarsın. Olduğun yerde yükselmeye başlarsın bir anda. O menajer sonra seni oynamaya başlar. Kendi oyuncusunu o kulübe getirebilmek için. Ya da büyük kulübe adı geçer Anadolu kulübüne aldırır. Bunları yapıyorlar şu anda. Menajerlerle bir... Para çok dönüyor tabii de. O zaman da teknik direktörü yiyorlar. Buna karşı çıkan teknik direktörü gönderiyorlar. Kendilerine transfer yapacak teknik direktörü oraya getiriyorlar.